Sevgili izleyenlerimiz, Kanal 42 ekranlarına yepyeni bir Asfara Kapınızda programına bu akşam da hoş geldiniz efendim. Sizler şu anda sıcacık evlerinizde otururken bizler de yine ne yapıyoruz? Asfara Kapınızda ekibi olarak evlerin kapılarını çalmaya, mahalle ziyaretlerine ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Enerjimizi tabii ki de düşürmeden. Peki bugün Asfara Kapınızda ekibi nereye geldi diye merak ediyorsanız hemen sizleri şöyle meraklandırmayalım. Hangi mahallede bulunduğumuzu dile getirelim. Efendim bugün Bosna Hersek Mahallesi'ne geldik. Malum üzere sizler de biliyorsunuz öğrenci mahallesi efendim burası ama aynı zamanda da tabii ki yine de konu komşu burada, aileler de burada. Rastgele yine kapıları çalmaya devam edeceğiz. Umut ediyoruz şöyle dörtlü dört yaparlar, yine yüzümüzü güldürürler. Şimdi binaların yine önündeyiz. İlhanım, göster bakalım şu apartmanı. Işık sayısı oldukça az. Acaba öğrenciler mi daha fazla ağırlıkta kalıyor ama bilemeyiz. Ne yapacağız merakımızı gidermek için? Kapıları zorlayacağız. Gel bakalım İlhancığım. Gel bakalım İlhanım. Bugün efendim ekip kalabalık. Asistanımız Ömer var. Tabii ki de efendim rejimizin teknik yönetmeni Oğuzhan Burak Keklik de çıktı geldi bizimle beraber. Hüseyin amcamıza da bir sevgiler selamlar yollayalım. Oğlun sonunda şeytanın belini kırdı, bacağını kırdı. Şeytanın beli mi kırılır, bacağı mı kırılır? Önemli değil, bacağını kırdı. Bizimle çekimlere geldi. Gel bakalım İlhancığım. İlhanım yerler şöyle ıslak, aman düşme. Sana ne zaman desem kendim düşüyorum ama gel bakalım şöyle devam edelim. Bu arada düşünün arkadaşlar, birinci kata mı çıkalım, üst katlara doğru mu çıkalım? Gel bakalım İlhanım şöyle. Far görmüş tavşan gibi kaldım İlhan, ne güzel patladı öyle o. Şöyle apartmanın ismine bakmaya gerek var mı? Memurkent'teyiz efendim, Memurkent sitelerindeyiz şu an. Lütfen kapıyı kapatın diyor İlhanım, uyarıları dikkate al. Gel bakalım İlhancığım. Gel bakalım İlhancığım. Evet, şimdi ziller burada. Gel bakalım İlhanım. Gel bakalım İlhanım. Oldukça yoğun bir şu anda sitemizin içerisindeyiz. Birinci katlardan deneyelim şansımızı. Deneyelim mi? Deneyelim. O zaman Burakcığım gel bakalım. Bugün misafir olarak sen geldin. Şöyle bir ilk talihli evi sen belirle. Birinci katlardan olsun. Bas bakalım zile. Haydi bakalım. 3 numaralı hangisi oluyor, daire mi oluyor? 3 numaralı daire. Acaba kapı açılacak mı? Az sonra kapınızda ekibi kapıda mı kalacak? Apartmana girmeyi başarabilecek mi? 3 numaralı daireden birileri çıkacak mı? Tüm bu soruların cevapları ben de bilmiyorum. Bekliyoruz bakalım. Evet, evet. Hala bekliyoruz. 4 aşamalık sorularımızı soracağız. Niyetimiz gayet halis efendim. Bir akşam vakti yine buz gibi soğuğa rağmen kapıları çalmaya devam ediyoruz. Burakcığım 3 numaradan bir şey olmadı. Çıkan olmadı. Hemen başka bir şey belirle. 6. 6'ya mı bastın? Hadi bakalım 6 olsun. O zaman ikinci kat mı? Evet, ikinci kat. İlhan yürüyeceksin. Asansör var mı? Vardır inşallah. İlhan çıkmayacak mısın? Evet. Var mı? Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kapı açıldı. Haydi bakalım 6'ya mı basmıştım? 6. Gel bakalım İlhancığım. O zaman ne yapalım? Asansör var İlhancığım. Şöyle. Ablacığım iyi akşamlar. Biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Asfara Kapınızda diye bir program yapıyoruz ama müsait misiniz? Sizinle de şöyle bir çekim yapsak. Abimiz evde midir? Sen ağabeyimizi şöyle bize bir çağır, biz şöyle ağabeyimizle bir tanışalım, alışveriş çekleri bırakalım Asfura'dan, daha sonra da ayrılalım. Evet, şu anda evimizin beyi çağrılıyor. Hadi gel bakalım İlhan, biz de bu esnada şöyle adım adım yavaş yavaş gidelim bakalım. Selamun aleyküm. Amcam benim, hayırlı akşamların olsun. Şöyle bir elini sıkalım. Abiciğim merhabalar. Öncelikle verdiğimiz rahatsızlık için özür diliyoruz. Akşam akşam kapınızı çaldık. Hemen şöyle bir sebep ziyaretimize gelelim. Biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Asfara Kapınızda diye bir program yapıyoruz. Böyle müşterilerimize izledin mi ablam? Reklamlarda evet gördüm. Çok güzel. O zaman ne yapalım? Tanışma faslına geçelim. Amcam seni bir tanıyalım. Ben ismim Salih Uzun, emekliyim. Nereden emekliyiz? İstanbul'da özel sektörde. Oo çok güzel. Ağabeyimi bir tanıyalım bir de. İsmim Veysel Doğan. Özel bir firmada teknik servis görevlisi olarak çalışıyorum. Allah teknikçisin yani. Evet teknik servis. Peki alanda nasıl uzman mıyız bayağı? Elimizde biraz. Uçanla kaçan kurtuluyor mu? İnşallah kurtulmuyor. Maşallah diyelim. Maşallah diyelim o zaman. İşten ne zaman geldik bu arada? Bugün tatili. Cumartesi pazar tatiliz. Oo çok güzel evet. O zaman. İyi. Enerjik bir vaziyette müşterilerimizi yakaladık. Hemen sebebi ziyaretimize gelelim. Kimle yarışalım? Amcam seninle mi ağabeyimle mi? Enişte.
Büyüğümüzle o zaman şöyle bir muhabbete başlayalım. Ha siz de kopya desteği verin. Paşam gel hele gel. Gel, ismin ne senin? Aslan parçası. Eren. Eren ne yiyorsun? Ne var ağzında? Sakız. Sakız mı var? Çok mu seviyorsun sen sakızı? Kurban olurum ben sana. O zaman direkt aşamalarımıza geçelim. Amcacığım, Asfora marketlerden alışverişler yapıyor muyuz? Evet. Şimdi Asfora marketlerden madem alışveriş yapıyoruz, bir hafta içerisinde hiç alışveriş yaptık mı? Yapmışızdır herhalde. Peki bir hafta içerisinde yapılmış olan alışverişin fişini attık mı, duruyor mu? Ben vallahi adedim diye fiş almıyorum. Şimdi amcam benim, o fişler bize lazım. Neden? Alışveriş çekleri vereceğiz efendim. Şu evi şöyle bir talan edin, altından girin, üstünden çıkın. Vallahi fiş var mıdır? Adedim değil, hiç fiş almıyorum. Poşetlerimiz var ama fişlerimiz yok. Fiş yok mudur şimdi? Ben almıyorum. Allah. O zaman şimdi Allah'ın hakkı 3 dedik. Son bir kez daha soralım. Yok mudur? Yok. Yoktur. O zaman gitti ilk 25 lira. Eyvah. Efendim fişlerinizi atmayın. Sorduğumuzda şöyle fiş gelince bizler mutlu oluyoruz. Bizi mutlu edin efendim. Şimdi amcam bizi üzdü. Ama ikinci soruda kesin yüzümüzü güldürecek. Gelelim o zaman ikinci soruya. Buyurun. Asfora ürünlerini kullanıyor muyuz? Yoğurttur, kaymaktır, yumurtadır, sucuktur. Kullanıyoruz gerektiği zaman. Hah, şimdi çok güzel bir cevap aldım işte. Peki o kullandığınız ürünler evde şu an halen daha duruyor mu? Hadi bakalım teyzem benim, nur yüzlü teyzem benim. Akşam teyzem harika. Maşallah enerjik. Teyzem ne yapacak şimdi? Kazandıracak. Yüzümüzü güldürecek. Hem kendileri kazanacak hem de biz kazanacağız. Bosna Hersek mahallesindeyiz. Sizlerin de kapılarını çalabiliriz. Bir gün akşam şöyle çaylarınızı yudumlarken bir bakmışsınız zil çalmış. Bir bakmışsınız bu kara çocuk gelmiş. Fiş soruyor, ürün soruyor, slogan soruyor, sosyal medya hesaplarını soruyor. Hazırlıklarınızı yapın. Bosna Hersek mahallesine bir defa geldik ama bundan sonra gelmeyeceğiz anlamı taşımıyor efendim. Yine geleceğiz. Hiç sıkıntı yok. Onu da kaybettik. Amanın kurban olayım. Yok mu? Yok. Asfora'nın poşeti dahi mi yok? Valla buraya mı? Ben inat ettim abi, ben buraya çek vereceğim. Getir. Bir poşet bu kadar mı güzel olur? Bir poşet bu kadar mı güzel olur? İçinde ne var? Buyurun, bakayım. Allah, içinde de mandalina var. Efendim Asfora'nın manav bölümüne de şöyle kesinlikle reklamını yapmadan geçemeyeceğim. Paşam benim, bizden ne kazandınız biliyor musunuz? Bak, içimizde var bak. Abi harika. Şimdi bu poşet size ne kazandırdı biliyor musunuz? Bir tane mandalina. Allah razı olsun. O zaman bunu peşin koyalım. İlk çekimiz gelsin, şöyle bir ısınalım. Hemen kıymetli mağaza müdürümüzden 25 liralık alışveriş çeki geldi. İkinci sorunun karşılığı olarak paşama vereceğim. Al bakalım paşam. Gelelim mi üçüncü soruya? Gelelim. Amcam benim, bu soruyu sana sorsam mı sormasam mı diye düşünüyorum ama ayıptır söylemesi, internetle aramız nasıl? Ben beceremem. Şöyle girip sörf falan yapıyor mu? Olmuyor mu? İşim olmaz. Havalar soğuk zaten. İnternette sörf yapılmaz. İşim, internette işim olmaz. Ne yapayım ben internette? Olmaz değil mi? O zaman hemen kıymetli abime soracağım. Abi seni alayım ben böyle. Buyurun. Sosyal medya kullanıyor muyuz? Evet, kullanıyorum. Hangisi var? Facebook, Instagram? İkisi de var. İkisi de var. Çok güzel. Evet. Peki bu sosyal medya hesaplarından Asfora'yı beğenip takip ediyor muyuz? Valla takip ediyorum herhalde. Hele bir gir telefona. O telefon lazım bize. Allah! Cengaverlere nasıl gidiyoruz? İyi değil mi? İyi. Harika değil mi? Sen gidiyor musun Asfora marketlere? Çok gittim abi. Sen de mi sakız çiğniyorsun? Hı-hı. Yuttun mu sakızı? Hı-hı. Yutma. Bir patlat da görelim şöyle bir. Hadi bakalım. Çiğni hazır kıvama getir şöyle. Bir patlat. Canlarım benim, paşalarım benim. Kaça gidiyorsun sen? 5. 5'e gidiyorsun. Eminsin değil mi? Hı-hı. Sıkıntı yok. Seneye de o zaman Allah bilir 6 olacağım. Doğru mu? Hı-hı. Evet abi. Karne nasıl gelir sence bu sene? Takdir. Takdir. Kesinlikle diyorsun yani, öyle mi? Ortalamama baktım. Ortalamaya baktın. Nereden baktın? E-okul BBS. E-okul BBS. İlhan, senin E-okul BBS falan var mı? İlhan Boyna sınıfta kalırdı okuldayken. Çok haşere değişik bir çocuktu. Abim getir. Getir. Allah. Allah. Şöyle bir bakıyoruz. İlhan'ım gel. Burada servet var. Burada ne var? Gördün mü Asfora'nın beğenisini İlhan'ım? Gördün mü? Nasıl göremezsin İlhan? Asfora'yı cümle alem gördü. Cümle alem biliyor. Sen nasıl göremezsin İlhan? Gördün mü İlhan'ım? Bu beğeni var ya, ne yaptı İlhan'ım biliyor musun? Biliyorsun. 25 lira daha kazandırdı. Ağabeyim, telefonu hemen sana verelim. Hemen kıymetli müdürümüzden bir 25 liralık alışveriş çeki daha. Çekler duramıyor efendim. Gözü yolda, çek düştü. Gidecek Asfora'ya. Şöyle bunu da takdim edelim size. Müsaitseniz 4. soruya gelelim mi? Sen hayırdır oynamaya başladın böyle? Hareketlendin. Paşam benim. 4. soruyu sana sorayım mı? Sorayım mı sana? Asfora marketlere sen gidiyor musun? Gidiyorsun değil mi? Asfora'nın bir sloganı var, onu biliyor musun? Şimdi reklamlarda falan duymuşsunuzdur illaki. Ben sana kopya vereceğim. Hazır mısın? Hazırsın. Bu şehrin Asfora marketi var. Neredeki hesap hangi markete uyar? Hadi bir düşünelim bakalım. Amcam benim, eskileri askerlik günlerine falan gittin herhalde, daldın baya. Vallahi unuttum ben. 35 sene oldu, gelelim. Bilmiyorum artık. Hayır,
maşallah. Sen düşün, sloganı düşün. Bu şehrin Asfora marketi var. Neredeki hesap hangi markete uyar? Uyar mı öyle bir şey değil. Sen az toparla abi. İleri git, sağa dön. Sen yaklaştın. Sen yaklaştın konuya. Asfora'ya uyar. Evdeki hesap... Bak arkadan ne güzel bir kopya geldi. Ablam bir daha yolla o kopyayı şöyle. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Amcam benim, ağzın bal yesin. 35 sene öncesinden günümüze kadar geldin, sloganı patlattın. Ben diyorum ki bu şehrin Asfora marketi var. Amcam da diyor ki... Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Hizmetten memnun musun abi? Hizmetten memnunum. Asfora yüzümü güldürüyor diyorsun. Güldürüyor. Yani. Ne güzel. Gülmeleriniz devam etsin efendim. Ve diğer alışveriş çekimiz de gelsin. Efendim gönül isterdi. İlhanım sana yok. Boşuna yaklaşma, sana yok. Hemen amcamıza takdim edelim. Gönül isterdi şeyle 4'te 4 yapsınlar. Bizden 100 liralık alışveriş çeki kazansınlar. Ama efendim olmayınca olmuyor işte. 3'te 3 yaptılar. Bizden 75 liralık alışveriş çeki kazandılar. Güle güle kullansınlar inşallah. Amcam benim, kapanışta neler söylemek istersin? Eşe, dosta, akrabayı. Vallahi ne söyleyeyim. Huzurlu, mutlu günler dileyelim şimdiden. Allah milletimizin, devletimizin sağlıklı ömür geçirmesi istiyorum. Amin. Biz de sana sağlıklı, uzun ömürler dileyelim amcam. Eyvallah, benim inşallah. Eyvallah, sağ olasın. Abim benim, sen neler söylemek istersin? Ben Türkiye için her şeyin hayırlı olmasını isterim önümüzdeki yılın. Şu andaki kötülüklerin ve bütün her şeyin geride kalmasını istiyorum. Herkese huzurlu ve güvenli bir hayat diliyorum. Ortam iyi olmasa yaşamın bir anlamı yok ki devletin. Namazların arkasına bol bol dua edeceğim amcam. Ben sana taktiği söyledim inşallah. Tamam mı? Yavrular hadi bir de el sallayalım şöyle. Ne yapalım efendim? Bu ailemizi bırakıyoruz. Bir sonraki kıymetli ailemizle devam ediyoruz. Haydi bakalım. Değerli izleyenlerimiz, Asfora Kapınızda ekibi halen daha akşam vaktinde çekimlerine devam ediyor. İlk talihlimiz şöyle yüzümüzü %75'lik güldürdü efendim. Şöyle bir %100 gülme, kahkaha atma oranına ulaşamadık. Neden? Çünkü bizden 75 liralık alışveriş çeki kazandılar. Akşam vakti yine ikinci talihlimiz için gezintilerimize başladık. İlhanım, görmüş olduğun gibi herkes şualarında mutlu mesut yuvalarında oturuyor. Ama ne yapalım? Kapılar çalıp mutlu ailelerimizle tanışmaya devam edelim. İlhanım, bu apartmanı ne diyorsun? Gel bakalım İlhanım. Girişi nereden? Meraklı adamım. Girişi bulmam lazım. Buradan direkt geçiş var mı acaba İlhancığım? Şöyle bir bakalım. İlhan, ben buradan atlamaya atlarım. Biliyorsun yani sporcuyuz efendim. Ama sana bakınca şu an içim karardı. Yani bir kickboksçuyla bir sumo güreşçisi, ben geçerim de sen geçebilir misin? İlhanım, bu apartmanın girişini bulalım. Gel bakalım. Takıl peşime İlhanım, takıl peşime gel. Efendim bir gün akşam sizlerin de kapısı çalınabilir. İlhanım'la beraber gelebiliriz şöyle. Çaya çorbaya ortak olabiliriz. Yemeğe ortak olmayalım, zararlı çıkarsınız. İlhan fena yiyor. O yüzden İlhanım bu apartmanın girişine bakacağız. Gel bakalım. Bu arada efendim bazen sosyal medya üzerinden sorular geliyor. Her mahalleye bir defa mı geleceksiniz diye. Hayır efendim. Belki bu Bosna'ya 4-5 sefer daha geleceğiz. 10-15 sefer daha geleceğiz. Hiç sağımız solumuz belli olmaz. Aynı apartmana dahi çıkıp gelebiliriz. Yani sağımız solumuz gerçekten belli olmaz. Ama ne yapalım? Niyetimiz tamamen birçok kitleye ulaşabilmek. Birçok müşterimizle buluşabilmek. Şöyle alışveriş çeklerini daha fazla kişilere takdim edebilmek. İlhanım, ben bu oyuna gidiyorum da apartmanın girişini kaçırdık çocuğum. İlhanım göster bakayım. Lafa tuttun beni, ta nerelere kadar geldin. Efendim şu anda... Issız bir tarlaya geldik ama pes etmek yok. İlhanım, bu apartmanın girişi nerede? Büyük yerden geçelim İlhancığım. Gel bakalım, ağır vasıtam. İlhanım benim. İlhanım köpek möpek yoktur inşallah burada derken. İlhancığım bir ses geldi ama. İlhan köpek çıkarsa taktik şu, tamam mı? Ben kaçıyorum, sen benim için kendini feda ediyorsun. Köpek seninle oyalanırken böyle, tamam mı? Seni ısırırken zaten doyar, bir yıllık rızkını çıkartır, tamam mı? Ben de ne yapıyorum? Bu vesileyle yırtmış oluyorum. Abi pat küt sağdan soldan ses geliyor İlhanım. Ben korkmaya başladım. Şöyle etrafa bir bakınalım. Abi şuranın kapısı açık gibi, ne diyorsun İlhanım? Bir yaşam belirtisi de yok gibi ama ne diyorsun? Şöyle bir bakalım. İlhanım sen orada dur. Arka taraftan lambalar yanıyor mu? Ben bir oraya bakayım. Neden? Çünkü kapısı açık. Şöyle bir bakayım. İlhanım bu tarafta ışıklar yanıyor. Gel bakalım İlhanım, kapı açık. Şansımıza neresi çıkacak? Gel bakalım şöyle bir zillere basalım. Yukarının ışığını gördüm İlhan. Herkes kapıyı örtsün. Demek ki burada herkes kapıyı örtmüyor İlhan. Herkes kapıyı örtsün. İlan ve reklam yapıştırmayınız. Biz yapıştırmıyoruz İlhan. Biz anlatıyoruz. Yani kesinlikle Asfora kapınızda efendim. İlhan üşüdün değil mi sen de? Ben de üşüdüm. Şöyle ne yapalım? Gel İlhan, içeri girelim. Kapı açık nasıl olsa. Gel bakalım İlhancığım. İlhanım gel bakalım. Birinci kat için ne diyorsun? Işık yanmıyordu. Bir yaşam belirtisi de yok. İlhanım. Yürü bakalım, yukarının ışığını gördük. Ya nasip. Bakalım kimle tanışacağız.
Bakalım kimlerle tanışacağız, kimlerle kaynaşacağız. Az sonra kapınızda ekibi akşam akşam yine gezintilerine devam ediyor. Haydi gel bakalım şöyle. Devam edelim. Gel bakalım İlhancığım. İlhanım, yukarıdan bir şey bulamazsak aşağıya inelim. Aşağıdan bir şey bulamazsak yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım İlhan. Evet. Şimdilik. İki kapı var. Birisi beyaz bir kapı, birisi kahverengi gibi bir kapı. İlhan'ım ne yapalım şimdi? Evet Burak'cığım, ne tarafı söylüyorsun? Demek beyaz diyorsun. Beyaz bir oldu. Evet Gökhan müdürüm, sen de beyaz dedin. Gayet güzel. Ömer'cim şu an 2. Beyaz kapı 0, siyah kapı. İnşallah çocuk falan da yoktur, böyle konuşuyorum ama. Ömer'cim sen nereye diyorsun? Sen de beyaz kapı dedin. Allah Allah, dur bakalım. Bu da beyaz dedi. İlhan'ım sen ne diyorsun? Yine son sözü sen söyleyeceksin İlhan'ım. Hadi bakalım. Burası mı, burası mı İlhan'ım? İlhan uyuyor mu? Uyuyorsan rahatsız etmeyeyim abim. Bir tepki ver. Beyaz mı diyorsun? Efendim şu anda bütün ekip arkadaşlarımız, yani Gökhan müdürüm, yönetmenimiz Burak, asistanımız Ömer dediler ki İlhan da dahil olmak üzere beyaz kapı. Beyaz kapıyı bir çalacağız bakalım. Acep evdeler mi? Bu arada ışık niye yanmıyor? Şöyle bir bakalım. Düğme. Evet düğme varmış. Evet İlhan, bakalım beyaz kapıdan kim çıkacak? Hazır mısın İlhancığım? İlhan, trip mi atıyorsun bana? Sen bana trip atarsan ben de sana trip atarım. Beyaz kapıdan vazgeçtim. Siyah kapıyı çalacağım. Ya nasip. İnşallah tribimiz boşuna çıkmaz. Bak senin yüzünden kaç kişinin oyu boşuna gitti İlhan. Bakalım az sonra kapınızda. Haydi bakalım. Kapımız çaldı. İlhan geri dur, ev halidir. Akşam vakti kapıya dayandık. Evet efendim, ilk zilimizi çaldık. Bakalım. Bekliyoruz, sabırla bekliyoruz efendim. Sizlerin de kapınızda sabırla bekleyeceğiz. Amacımız tanışmak. Efendim selamun aleyküm. Aleyküm selam. Biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz ama müsait miydiniz müsait çekim için? Buyurun. O zaman ev ahalisinden müsaade aldığımıza göre gel bakalım İlhan'ım. Şimdi artık abimizle şöyle bir tanışma faslı. Abim seni şöyle bir öne alacağım ben. Tamam. Format icabı eve girmiyoruz. Tamam. Abi öncelikle kapını açtığın için sana teşekkür ediyoruz. Teşekkür hemen şöyle bir meramımızı anlatalım. Biz Kanal 42 televizyonundan geliyoruz. Asfura evet. Kapınızda diye bir program yapıyoruz. Böyle ev ev geziyoruz. Talihli evlerimizin zillerine basıyoruz. Evet. Tanışıyoruz. Tanışmanın neticesinde de Asfura marketlerden 150 liralık alışveriş çekleri veriyoruz. Evet. Formatımız bu. Format için müsait miyiz? Müsaitiz. Buyurun. Hoş geldiniz. Çok güzel. Abim maşallah enerjik bir abimiz. İsim nedir abim benim? Mustafa. Mustafa abimiz ne işle meşguldür? Boya. Boya işle. Boya, boya badana diyorsun yani. Evet, boya badana. Satış elemanı. Satış elemanı. Evet, satış elemanı. Peki abi işin işine girip böyle gaza gelip böyle kendin de yaptın. Tabii, mu? Bu apartmanı ben boyadım. Bu apartmanı sen boyadın. Hemen şöyle bir bakalım. Evet. İlhan'ın çalışmayı nasıl buldun? Gayet güzel. İlhan'ım evlen, barklan, abim senin evine de gelsin. Senin evini de boyasın. Zilin yerini unutmayalım. İçerilere şu an için girmiyoruz artık. Şimdi abim benim, gün içerisinde nasıl, mesai yoğun muydu, yoruldun mu? Kış dolayısıyla haliyle işler zayıf, bir de piyasalardan dolayı. Durgunluk var diyorsun. Tabii yani. Durgunluk var normalinde. Oradan şükür diyelim. O zaman biz seni Allah şimdi yoracağız. Olsun. Madem gündüz yorulmadın biz seni şimdi yoracağız. Olur. O zaman hemen biz dörtte dörtlük aşamalarımız için her biri 25 değerinde olan, 25 TL değerinde olan aşamalarımıza başlayalım. Gökhan müdürüm müsaade var mıdır? Abi müdürüm böyle bir şey yok ya, gayet mütevazi. Kız ne oldu, kafayı niye oradan uzattın? Kamera orada değil, burada. Gel bir de senin adını soralım. Gel fıstık, gel. İsim nedir? Gel kızım. Eda. Eda havalı. Eda okula gidiyor musun Eda? Kaça gidiyorsun Eda? 5. 5'e tamam, gidiyorsun. Biz babanla yarışma yapabilir miyiz? Müsaade var mı? Canımsın sen benim. O zaman hemen ilk sorumuza geçelim, şöyle fazla evet, meşgul etmeyelim sizi. Asfura marketlerden alışveriş yapıyor muyuz? Evet, yapıyoruz. Evet. Bize abi fiş lazım. Biz fiş canavarıyız. Fiş arıyoruz böyle. Bir haftalık yapılmış alışverişin fişini bize gösterirsen, al Erkan'ım dersen İlk 25 lira kazanacağız. Abi yoracağım ben seni. Madem tamam, gün içinde yorulmamışsın, tamam, sen şöyle bir git bakalım. Şöyle bir fişi arasınlar. Efendim yapmış olduğunuz alışverişleri fişini atmayın. Neden? Çünkü geziyoruz kapı kapı. Efendim ekmek istemez, su istemez. Dursun evin bir köşesinde. Yani gerçekten kazanacaksınız efendim. Fiş deyip geçmeyin. İnsanın başına tabii ki 25 lira gibi güzel bir olay cereyan ettiriyor efendim. Neden atılsın o fişler? Atmayın. Mümkün değil, atmayın. Evde halen daha hummalı bir arayış devam ediyor. Sizler de eğer ki hummalı bir arayış içerisine girmek istemiyorsanız fişe hemen şöyle girişte mavinin yanına bırakın efendim. Orada dursun, kara çocuk gelirse isterse alın getirin. Ağabeyim benim. Allah'ım ya Rabbim, kurban olurum. Abi bu nedir böyle? Şu fişi ben özellikle bir göstermek istiyorum. Şu fişi ben özellikle bir göstermek istiyorum. Efendim
Yani 11. ay. Aman ya Rabbi. Amanın ya Rabbi. Efendim mezura ihtiyacınız falan varsa kendiliğinden gelişmiş durumda. Şu anda yarım metreden daha da fazla bir fişimiz var. Daha da var. Abi hayırdır sen ne yaptın böyle ya? Abi ben aylık alışverişimi yaparım. Asfora'dan yaparım. Vay vay vay. Müdürüm. Asfora'dan. Ben bu fişleri direkt sana şöyle bir göstermek istiyorum. Benim kriterden geçeli çok oldu. Beni mest etti ama acaba müdürümün kriterden geçecek mi? Hemen ilanımı göster müdürümün. Abi boyuna geliyor. Şöyle. Abi kurban olayım. Eskiden sabah kuşağı programlarında fakslar gelirdi. Onu da bu kızı alıyorum. Abi bir daha onları da alalım. Onları da alalım. Abi. Arkası geliyor biraz zor oldu. Abi ama. Bana böyle şeylerle gelin işte ya. Bana böyle şeylerle gelin. Kurban olduğum abim benim. Şimdi ortalığı fazla dağıtmayalım. Neden? Çünkü bu fişler ne yaptı efendim? Ağabeyime. Abi maşallah yemin ediyorum vallahi var ya 25 lira abi, kazandırdı. Ayrıyeten ben sonra internet üzerinden de puanlama yapacağım öyle bir sistemi varsa memnun olduğum için. Görevlilerinden olsun, Asfora market olarak olsun, çalışanlar olarak puanlamasını yapacağım yani. Abi, evet müdürüm yarın artık pazar, istek var. Vatandaştan talebi de karşılaması da sizden. Hiç uzatmıyoruz efendim. İlk 25 liralık alışverişimiz, çekimiz geldi. Fıstığıma vereceğim. Tabii. Al bakalım fıstığım. Baban kazanmaya devam ediyor yine sizler için. Şimdi o zaman gelsin ikinci soru. Evet. Bu kadarcık fişin içinde illaki bir Asfora ürünü vardır. Asfora ürünü vardı, bitirdim dün. Yedim abim, aman abim dur beni heyecanlandırma. Kalp, tansiyon, böbrek her şey var bende. O ürünlerden bitmiş olabilir. Hiç önemli şey değil. Var, fişte aldığımız. Bak ben sana evet. Bir güzellik daha yapacağım. O ürünlerin ambalajı falan duruyor mu evde? Kovadır. Ablam benim. Hadi bir bak bakalım. Hadi ablam benim. Ablam inşallah aile bütçesine katkıda bulunduracak. Efendim ürünleri alıyorsunuz. Afiyetle tüketiyorsunuz. Atmayın. Atmayın hanımlar atmayın. Top sizde. İşi bittikten sonra bir tanesi dahi olsa bir kaymak artık ambalajı olur, kutusu olur, bir yoğurt kovası olur. Dursun bir köşede. Fişi de hatta onun içine atın. Hazır dursun yani böyle tamam mı? Evet. Sıkıntı yok. Poşet var yalnız. Poşet var. Fıstığım benim seninle tanışmaya devam edelim. Okula gidiyor musun sen? Evet. Gel bakalım dersleri nasıl? Anlat bakalım hele. İyi. Memnun musun okuldan? Seviyor musun okulu? Hı-hı. Sen babanla gidiyorsun Asfora'ya. Sen memnun musun? Evet. En çok bu halim. Maşallah kızımız ama çok hanımcık. Şöyle izleyicilerimiz maşallah desin. Abim benim eve bir de sen destek çık bakalım şöyle. Hummalı bekleyiş devam ediyor Burakcığım. Sen ne yapıyorsun? Asfora ürünlerini kullanıyorsun değil mi çocuğum benim? Ürünleri ne yapıyorsun? Sakla. Senin kapıya geleceğiz mi? Gelmeyeceğiz Burakcığım. Baştan söyleyeyim. Ömer'im sana geleceğiz mi? Sana da gelmeyeceğiz. Müdürüm hele sana hiç gelmeyeceğiz. Sana çaya geliriz ama ayrı mesele. Müdürüme gidebilir miyiz? Gidebiliriz değil mi? Sıkıntı yok. Çok güzel. Peşin fıstığımızdan da izni aldık. Ev halen daha altı üstüne getiriliyor. Karıştırmalar. Paşa gel buraya. Bir paşa gördüm. Gel buraya. Sen evinin alakan yok mu? Geçerken mi uğradın? Evden değil misin sen? Çocuk kapıyı zorluyor boyuna. Allah Allah. Misafir mi kendisi? Uykuluydu herhalde. Uykudan mı kalktı? Ne yaptı? Bilemedim. Efendim diyor. Kim o efendim diyor? Sen misin? Abi çocuk vallahi var ya böyle hayal gibi geldi geçti. Keşke bir adını sorsaydım. İçime dert oldu. Getir kız şu fişleri şöyle bir. Allah. Efendim ilk sorumuzun tabii ki karşılığı ben böylesine bir fiş çekimleri başladığı günden beri vallahi beklemiyordum ama ağabeyim programı izlemiş yani belli onu da soracağım Burakcığım hiç unutturma neyi çok izliyor gel bakayım buraya beni ekranda izlerken ne diyorsunuz acaba kapımıza gelir diyor musunuz? Hı-hı. Kapımıza ne ya ben iyice artık soğuktan böyle dilim falan diyor kapımıza diye bir şey yok kapı değil mi? Hı-hı. Geldik mi geldik efendim işte kapı işte Asfora kapınızda ekibi geldik mi geldik. Kız niye gülüyorsun sen? Hadi bir de içeri seni el at bakayım be. Daha da olmazsa Akut'u falan çağıralım yani böyle. Gelsinler, evi talan etsinler. İlhanım sende durumlar nasıl? Yoruldun mu çocuğum? Abi evin içini karıştırmayı başardık ya. Müdürüm gerçekten şu manzaraları görüyoruz ya. Ne üşüdüğümüz geliyor aklımıza, ne yorulduğumuz geliyor. Abim benim içeride durumlar ne alemde? Bulabildik mi bir şeyler? Valla poşetler var. Olsun getir abi, getir abi. Abi rüzgar çıktı, tsunami çıktı ya. Allah, abi böyle bir şey yok ya. Böyle bir daha şey yok ya. Efendim daha bunlar diyor ki bir kısmı diyor abim benim. Bunu da biz üründen sayıyor muyuz? Saydık gitti efendim. Hiç evet. Problem yok. Müdürüm sayıyoruz değil mi? Şimdi bu poşetler de ne yaptı efendim? Evet. Bir 25 lira daha kazandırdı. Gelsin hemen Bosna Hersek şubemizin kıymetli müdüründen. Gökhan abimden ters tutmuyorum değil mi? Evet 25 lira daha. Efendim burayı bayağı ben dilim şişti. Fazla uzatmaya başladım. Hemen 3. aşamaya geçeceğim. Sosyal evet. Medya kullanıyor muyuz? Kullanıyoruz. Peki Asfora'yı beğeniyor muyuz? Asfora'yı beğeniyorum. Az önce de söyledim ya. böyle bir sistem varsa puanlama yapacağım diye. Şimdi, onun için zaten. Sistemden önce abi biz o beğeniyi bir görmek isteriz. Al gel hele telefonu. Telefonu bir görelim. Evet. Telefonu bir fişleri bırakmam. Ver onları da abim benim. Ver onları evet. Ben bağrıma basacağım. Asfora efendim. Senin
Hemen telefonu alıp gelelim tamam. Abi. Telefonu getiriyoruz. Akıllı telefonlar fora efendim. Az fora kapınızda. Akıllı telefonlar fora. Gel fıstığım gel yüzün görünsün diyor İlhan abin. Bu çocuk hayırdır ya, bir sıkıntı borcu derdi falan mı var? Çocuk hiç bakmıyor bize, pas vermiyor. Kanala mı çıkmak istemiyor? Televizyona çıkartalım o zaman, olmaz mı? Paşam gel buraya gel. Abi fena. Televizyona da mı çıkmak istemiyor? Allah Allah. Nereye gitmek istiyor peki? Ne yapalım onun için? Adına okul falan yaptırayım mı büyüyünce, az zengin olunca? Olur mu? Olmaz diyor. Evet abim benim, telefon bulundu mu? Bekliyoruz hala. Abimin önce ceketini bulun. Ceketinin içinde telefon varmış. Buradan çözdüm, duydum olayı. Benimki şu anda İlhan'ın kapı dinleme sınıfına giriyor mu? Giriyor mu? Yaptığım ayıp mı? Kapı açık İlhan, açık kapı. Dinlenirse de sıkıntı yok. Az şöyle sizin için bir kulak vereyim, şöyle bir bakalım. Evet. Telefon nerede diyor abim? Yengem de cekette diyor. O ceket nerede diyor? Ondan sonrasını duyamadım. Bakıyoruz hala. Evet İlhan, halen daha bekliyoruz. Burası muştur, yolu yokuştur, giden gelmiyor, acep ne iştir diye bir türkü vardı. Onu söyleyesim geldi. Giden gelmiyor İlhan. Ben de gideceğim diye, yani ben de gelemem diye korkmaya başladım. Abim benim, ne yaptık, ne durumdayız? Abi geliyorum. Çocuklar ceketi kaybettiler işten gelince. Allah. Allah. Tamam. Gir abi, gir sosyal medyaya. Hemen yazalım tamam. Asfora'yı. Hemen tamam. hemen şöyle. Buraya ya, dilim bayağı şişti bugün. Bir saniye abi, hemen yazıyorum. Bize tamam. direkt ana sayfa lazım abi. Hemen ana tamam. sayfa. Çıkalım abi şöyle. Tamam. Çık şöyle. Allah. Tamam. Yaz şuraya abi. Ne düşünüyorsunuz da durum paylaşacağız. Evet. Yanlış oldu. Hemen tamam. şu arama butonuna geldik. Yaz abi oraya Asfora diye. Asfora. Asfora market. Asfora çıktı ha, abi. Tıkladım abi. Evet abi. Evet tıkladım. Şimdi artık kader anı bende. Kader anı bende. Dönüyor bu oyun İlhan. Benim de başım döndü. Şu anda dönüyor. İnternet sahip çekebilir burada. İnternet zayıfmış. Ha çıktı herhalde. Evet çıktı. İlhan'ım gel. İlhan gel. Şöyle yıkmadan dökmeden ortalığı. Gördün mü İlhan? Asfora beğenilmiş. Gördün mü çocuğum? Gördüysen diğer telefondan da esas diğer tamam telefondan abim benim. Hemen bir diğer 25 liralık alışveriş çekimizde kıymetli Gökhan müdürümüzden geldi. Ahan da siz de al fıstığım benim. Son sorumuza geldik. Müdürüm abim hepsi birbirine girdi. Asfora marketimizin sloganı var, bir de onu da soracağız. Ayrılacağız artık. Evet. Biliyor musun sloganı? Hemen kopya verelim. Hemen kopya verelim. Fişin arkasında ne yazıyor abim benim? Logonun altına hemen şöyle kopya vermek gibi olmasın da veriyorum evet. bayağı. Ne diyor abi? Evdeki hesap. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Ha, şimdi hiçbir şey olmamış gibi efendim son olarak da yarışmamızın formatı gereği dördüncü soruya geçiyorum ben. Evet. Asfora'mızın bir sloganı var, bunu bize söylemeniz mümkün mü acaba? Evet, tabii. Evdeki hesap Asfora'ya uyar. Dedi ve ne yaptı? 1.25 liranın daha sahibi oldu. Hemen Gökhan müdürümden ne yaptı? Geldi. Evet. Efendim buyurun. Sağ olun. Şimdi evet. abim benim, biz burada süreyi bayağı bir zorladık. 4'te 4 yaptınız, 100 liralık alışveriş çeki kazandınız. Kapanışta Asfora ailesine kısaca neler söylemek evet. istersiniz? Asfora ailesine gerçekten buradan teşekkür ediyoruz. Oradan marketlerinin devamını diliyoruz. Oradan memnun olduğumuzu tekrar belirtiyorum. Eyvallah. Çok teşekkürler. Bizler sizlerle varız. Her zaman için market sizin marketiniz. Çıkın gelin. Efendim 10 yılda 20 mağazasıyla yakında 21. mağazada açılacak efendim. Heyecanla bekleyiş halen daha devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Bu hafta bizler bugünkü bölümümüzde neredeydik? Bosna Hersek Mahallesi'ndeydik. Buraya tekrar gelebiliriz. Tekrar kapıları çalabiliriz. Hazırlıklarınızı yapın efendim. Bizden bu akşamlıkta bu kadar. Efendim çarşamba günü farklı bir bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu şehrin Asfora marketi var. Evde hesaba